arkadaşlar, Türkiye'nin jeopolitik konumu konusuna geldik. Jeopolitikte önemli olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar değişmeyen ve değişen unsurlar olarak ikiye ayrılır. Değişmeyen unsurlarda coğrafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, ülkelerin coğrafi şekilleri, iklim, su ve coğrafi bütünlük gelir. Değişen unsurlarda ise ekonomik değerler, politik değerler, askeri, sosyal, kültürel ve bilimsel teknolojik değerlerdir. Merhaba arkadaşlar, geçmişten günümüze Türkiye'nin jeopolitik konumu konusuna geldik. Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi köklü devletlerin kurulduğu bölgedir. Anadolu, Doğu ve Batı'nın en önemli ticaret güzergahı olmaktadır. Merhaba arkadaşlar, diğer sayfadan devam ediyoruz. Yeni deniz güzergahları ortaya çıkınca önemini yitiren Anadolu, jeopolitik önemini de kaybetmeye başlamıştır. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası ve İngiltere'nin yollara sahip olma isteği çıkar çatışmasına sebep olmuştur. İstanbul ve Çanakkale boğazları jeopolitik olarak önem kazanmıştır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'yu ele geçirme politikaları başarısız olmuştur. 20. yüzyılda yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nda da kazanılmasıyla Anadolu'nun jeopolitik önemi tekrar artmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler, NATO gibi önemli askeri örgütlere üyedir. Genç ve dinamik nüfus, gelişen ekonomi, doğal ve beşeri özellikleri jeopolitik konumda belirleyici unsurlardır. Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs Adası'nın ve Boğazların Türkiye'nin jeopolitik konumuna etkisi konusuna geldik. Kıbrıs, Akdeniz'in 3. büyük adasıdır. Anadolu, Mezopotamya ve Ege uygarlıklarının ticaret sahası olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalan adada günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi yer almaktadır. İskenderun ve Mersin limanlarının güvenliği Akdeniz ve Orta Doğu'nun ticaret faaliyetleri konusunda kilit noktasıdır. Lozan Antlaşması'yla boğazlar üzerindeki söz hakkını kaybeden Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 1936'da tekrar söz sahibi olmuştur. Boğazlar, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz ticareti açısından oldukça önemlidir. Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin jeopolitik konumunun bölgesel etkileri konusuna geldik. Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği bir bölgededir. Kültürler arası köprü niteliği görmekte. Bölgesel ölçekte Orta Doğu ve Kafkaslar ile bir bağ oluşturmaktadır. Jeopolitik öneminin avantajları ve dezavantajları da bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar, jeopolitik önemin avantajlarına geldik. Üç tarafı denizlerle kaplıdır. Ulaşımda İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi önemli boğazlara sahiptir. Birçok farklı coğrafyanın merkezinde bulunmakta. Önemli petrol ve doğalgaz rezervlerinin olduğu Orta Doğu ve Hazar bölgesine komşu olması Avrupa'ya ulaştırmakta önem arz etmektedir. Birçok kuruluşa üye olması da jeopolitik önemi arttırmakta. Genç dinamik nüfusun potansiyelinin yüksek olması da önemli hale getirmektedir. 3. Havalimanı projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü projesi, TANAP projesi, Kanal İstanbul projesi gibi projelerle konumun önemini daha da arttırmaktadır. Merhaba arkadaşlar, ulaşım merkezi Türkiye konusuna geldik. Türkiye ulaşım açısından önemli bir merkezdir. Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Süveyş kanalıyla Hint okyanusuna, Cebeli Tarık Boğazı'yla da Atlas okyanusuna bağlanmaktadır. Boru hatları ile Asya'nın enerji kaynakları Avrupa'ya iletilmektedir. İpek yolunun tekrar canlanması için Demir İpek Yolu projesi geliştirilmiştir. Merhaba arkadaşlar, Türk kültür havzası konusuna geldik.
Orta Asya'dan Sibirya'ya, Afrika'ya ve Balkanlara uzanan coğrafyayı kapsamaktadır. Türk izlerini Macaristan'daki Gülbaba Tekkesi'nde, Somali, Etiyopya, Sudan'da, kuzeydeki Sibirya'ya kadar görülmektedir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle Türk kültürü daha geniş sahalara yayılmıştır. Dil, din, tarih ve kültürel bağlar yönünden toplumların önemli bir merkezi olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.